pandemi döneminde vatandaşlarımızın başta pasaport işlemleri olmak üzere konsolosluklarla ilgili işlemlerinde bir artış oldu. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi tabii Türkiye'ye seyahat edemedikleri için birçok işlemleri birikti. Vatandaşlarımız Türkiye'ye gittikleri zaman bazı ihtiyaçlarını, resmi kurumlardaki ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Buna imkan olmadığı için daha çok başkonsolosluklara işlem yaptırmaya başladılar. Tabii pandemi döneminde belli dönemlerde çalışamadığımız için oradan da kaynaklanan bir birikim vardı. 2010 yılında yeni pasaportlar düzenlenmeye başlamıştı. Onların süresi 10 yıl. Onlar da bu dönemde yenilenmesi gerekiyordu. Tabii bu bir yığılmaya sebep oldu. Tabii yavaş yavaş da pandemiyle ilgili tedbirlerin gevşetildiği dönemde vatandaşlarımız Türkiye'ye seyahat etmek istiyorlar. Pasaporta ihtiyaçları var. Bu yığılmayı önlemek için bir süredir bazı tedbirler üzerine çalışıyorduk. Öncelikli olarak işlem hacmimizi arttırdık. Ankara'dan da personel takviyesi aldık. Dolayısıyla artık konsolosluklarda 3-4 misli daha fazla işlem yapabiliyoruz. İkinci olarak cumartesi günleri de mesai yapmaya başladık. Almanya'daki tüm konsolosluklar olarak, biz de Essen konsolosluğu olarak cumartesi günleri de mesai yapıyoruz. Üçüncü olarak da yine bakanlığımızın, işte vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği imkanlardan bir tanesi de gezici konsolosluk olarak adlandırdığımız bu hizmet. Bu da yine Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımızın uygulamaya konduğu bir hizmet. Biz de Essen Başkonsolosluğu olarak Dortmund'da bugün bu hizmeti veriyoruz. Dortmund Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz ev sahipliği için. Bu güzel mekanı bize tahsis ettiler. Vatandaşlarımız da gayet memnun. Çünkü onlara da böylece hizmetleri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde sunmuş oluyoruz. Devam edecek mi? Önce şunu söyleyeyim. Bu birkaç faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Birincisi, böyle bir hizmeti verebilmek için bizim hem Dortmund Belediyesi'nden hem de Berlin'deki federal makamlardan izin almamız gerekiyor. Bu 2-3 aylık bir süreç demek. İkincisi de bu mekanın uygun olması gerekiyor. Üçüncüsü, personel durumumuzun müsait olması gerekiyor. Çünkü bugün hem Essen, cumartesi günü olmasına rağmen hem Essen'de çalışıyoruz hem burada çalışıyoruz. Tabii dördüncüsü olarak da vatandaşımızın talebi esas. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman önümüzdeki dönemde tekrar tabii ki değerlendirilebilir. Çok güzel bulduk. Biz Essen'e gidecektik 7. ayın 9'unda ama burada daha güzel oldu. Allah razı olsun. Allah hükümetimize, milletimize, bakanımıza, hepimize Allah uzun ömür versin. Başımızdan eksik olman. Tayyip Erdoğan'a, size, Mevlüt Çavuşoğlu'na, tüm arkadaşlarına uzun ömür versin. Biz çok memnunuz. Allah da ondan memnun olsun. Anası babası nur içinde yatsın. Makamları cennet olsun. Hadi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel güzel mameli yaptınız. Memnun olduk. Teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi evlatlarıyız. Ersen'e gitmek babam için daha bir yolda zor olacaktı. Dortmund yakın olduğu için zorluk çekmeden devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Burada işlemlerimizi, görevlileri yaptı. Memnuniyetle yaptıktan sonra evimize gönül rahatlıkla gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. 2010 yılında yeni tip pasaportlara geçilmişti. Vatandaşlarımızın neredeyse tamamını aynı anda 10 yıllık pasaportlarını verdik. Tabii aradan 10 yıl geçtikten sonra hepsinin birden süresi doldu. Bunları şimdi yeniden vermemiz gereken zamanda bir de üstüne korona şartları oluşunca randevularda bir tıkanıklık söz konusuydu. Bu tıkanıklığı aşmak için ilave önlemler aldık. Dışişleri Bakanlığımızdan ilave geçici görevliler görevlendirildi. Kotaları arttırdık. Personelin daha özverili çalışması gerekti. İlaveten gezici konsolosluk hizmetini devreye soktuk. İlk uygulamamızı bugün Dortmund'da yapıyoruz. Dortmund Dietrich Koenig House'da. Vatandaşlarımız memnun, gözlemlediğimiz kadarıyla. Burada elimizden geldiğince, bu tabii bir Dortmund'da ilk defa yaptığımız bir pilot uygulama. Burada başarı sağlarsak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini daha çok gözlemlersek, İleride diğer büyük şehirlerimizde de aynı uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Öncelikle Essen Başkonsolosluğumuzun Dortmund bölgesinde bizlere verdiği bu hizmetten dolayı hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem Başkonsolosluğumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaki görevli arkadaşlarımızın hizmetinden gayet memnunuz.
Bunu elimizden geldikçe yayalım ki buradaki bulunan Türk vatandaşlarımız izine gitmeden önce izin sezonunda işlemlerini daha kolay, daha rahat şekilde halledebilsinler. Tekrardan Esen Başkonsolosluğumuza çok teşekkür ediyoruz böyle imkanları. Heyecanlıyım çünkü Dortmund bölgesinde ilk defa böyle bir gezici başkonsolosluğumuz bize sundu. Biz de işlemlerimizi 10 dakika içerisinde hallettik. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzin sezon öncesi bizlere iyi geldi. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Devletimizin yapmış olduğu bu hizmet gerçekten takdire şayan, takdirin üstünde. Başta devlet büyüklerimizden Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok çok teşekkür ederiz. Yardımcısı Yavuz Selim Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Konsolosumuz gerçekten çok büyük hizmetler yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Ayağımıza gelen bu hizmet çok süper oldu. Bizim için sürpriz oldu ama çok çok iyi oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Özellikle engelli yaşlarımızı görüyoruz. Sevinçleri gözlerinden okunuyor. Ayaklarına kadar yapılan bu hizmetten dolayı güzel, gurur verici bir şey devletimiz için. Bizim için çok güzel. Evimize kadar geliyor diyebiliriz bu hizmet. Türk konsolosluğundan çok memnun kaldık. Dortmund'a geldiler. Böyle bir uygulama yaptıkları için çok memnun kaldık. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu kadar. Ne işlem yaptırdınız siz? Pasaport ve kimlik işlemlerimizi gerçekleştirdik bugün. Yani biz sıkıntısız geldik. Hatta Esen'den daha işlem çabuk ilerledi. Onun için çok çok memnun kaldık. Teşekkürler tekrar. Yani hizmeti ayağımıza kadar getirdiler sağ olsunlar. Bizi yormadılar. Hızlıca hepsini hallettik. Aynen.